Hem dış politika hem iç politika gündemi yoğun. Ancak bugün aynı zamanda kandil ve hayırlı kandiller diliyoruz hepimiz tüm konuklarımla birlikte. Evet, bir anda biliyorsunuz Pompeo'nun kitabı, başta hükümet sözcüsü İbrahim Kalın olmak üzere Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gelen yanıtlar, diğer tarafta Erdoğan'a yurt dışı basından saldırılar, iç politikada da ise altılı masa ve altılı masa tam toplantıda 9. saate girmek üzereyken aynı zamanda gelen istifa haberi. Cihan Paçacı'nın genel başkan yardımcılığından istifası. Hepsini konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Doktor Masum Türker, ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı, CNN Türk'te gece görüşünde hoş geldiniz. İsmet Özçelik, Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii ki Zafer Şahin, Milliyet Gazetesi yazarı, hoş geldin Zafer. Ve Melik Yiğitel, aynı zamanda Türk Medya Ankara temsilcisi, hoş geldiniz hepiniz. Sevgili izleyiciler, bakın. Çok önemli kulis bilgileri, aynı zamanda çok önemli açıklamalar var ama şöyle başlayacağız. Arkamda gördüğünüz fotoğraf bugün çekilmiş bir fotoğraf. Şu an İyi Parti'nin ev sahipliğinde altılı masa toplantı halinde. İyi Parti liderleri kimlerle karşıladı? Koray Bey burada hemen, Meral Akşener, Genel Sekreter Uğur Poyraz ve Cihan Paçacı. Yani karşılama ekibinde Cihan Paçacı da vardı. Liderler girmeden hemen önce, istifa sonrasında geldi. Nagihan Alçı'ya konuşmuştu biliyorsunuz. Ne dedi Cihan Paçacı istifasında? Aziz milletimizin bilgisine, ülkemizin ve milletimizin umudu olan altılı masanın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair bir gazeteciye verdiğim demecin maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda altılı masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine sunarım dedi. Arkasından da sonrasında kendi arabasına binerek partiden ayrıldı. Ya bu, ben Nagihan Alçı'yı tebrik ediyorum ve kendisine son siyasetçi bükücü ünvanının verilmesini teklif ediyorum. Yani, son siyasetçi bükücü. Şimdi, ya ne yaptın? Hayır, şöyle, yani kendisi kiminle görüşse, kiminle poz verse, haber yapsa hayatı kayıyor. O kadar etkili oluyor ki hakikaten, yani tebrik ediyorum, şaka yapmıyorum. Yani bu o zaman kendisinin gücünü gösteriyor. Peki Zafer'cim. Dediğim gibi son siyasetçi bükücü Nagihan Alçı. Hayır, şöyle Zafer yoksa, bir şey söyleyeceğim. Hayır, burada gidip hani temas kurmasını istediğin biri varsa ya şundan da kurtulalım. Aman bir şey burada söyleme. Burada aramızda siyasetçi Masum Bey, eğer Nagihan Hanım ararsa telefonu bir dikkatli bak. Aman bir şey söyleme. Ama Bey burada bir haklı teslim ediyor. Nagihan Hanım'ın haberlerinin yanlış olduğunu söylemiyor. Yok, evet. Öyle bir şey demiyor. Yani ben konuştum yok. Yani burada peki, güzel peki bir açıklama. Şimdi yani birazdan özel çok özel açıklamalarını Cihan Paçacı'nın duyuracağız ama Nagihan Alçı'ya ne dedi? Bir ona bakalım. Dedi ki sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz. Dürüst değil mi diyor soruyoruz. Dürüst diyorlar. Devlet tecrübesi yok mu diyoruz. Var diyorlar. Ama sokak olmaz diyor. Bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz. Kemal Bey'i şu anda onaylayacak noktada değiliz. Ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına gelmiyor diyor. Şu an aynen ekranda da görüyorsunuz. Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz. Dürüst değil mi diye soruyoruz. Dürüst diyorlar. Devlet tecrübesi yok mu diyoruz. Var diyorlar. Ama sokak olmaz diyor. Bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz. Kemal Bey şu anda onaylayacak noktada değiliz. Orada ama dur geleceğim sana. O cümleyi olur bir daha, hayır, o cümleyi bir daha oku. Ama Kemal Bey şu anda onaylayacak noktada değiliz. Kriz çıkaran cümle. Kriz çıkaran cümle bu. Kriz, peki, deprem yaratan cümle. Niye sana soracağım zaten. Ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına gelmiyor. Diğer açıklamalarını birazdan konuşacağız. Bu açıklama bu sabah Nagihan Alçı'nın köşesinde yayınlandı.
İyi Parti liderleri ev sahipliği yaptı. Karşılama ekibinde, heyetinde Cihan Paçacı da vardı ve sonrasında istifa geldi. Nasıl geldi, ne oldu, süreç nasıl işledi? Tüm kulis bilgileri özel açıklamalarla birlikte Melik'te Melik seni dinliyoruz. Evet, ben şimdi yaklaşık bir saat önce Cihan Bey'le görüştüm. Ya sağ olsun bu yoğunlukta bir şekilde görüşebildik. Şimdi ben hani o bir açıklamayı birebir de not ettim bir yanlış yapmam adına. Şimdi Cihan Bey diyor ki yaptığım açıklamayla tümüyle kendi tespitlerimi ve kişisel görüşlerimi ifade ettim. Ancak benim açıklamalarım üzerinden altılı masada bir kriz yaratmak istendi. Yani konu masaya gelmiş o zaman. Büyük ihtimalle. Ya bence evet. Bunun üzerine de altılı masa toplantısı devam ederken Genel Başkanım Meral Akşener ve parti yönetimini zor durumda bırakmamak adına istifa etme kararı aldım. Yani bu benzeri... Bir dakika. Bunlar son dakikalık açıklamalar. Bir kere daha Cihan Paçacı'nın gece görüşüne özel, Melik Yiğit'e özel açıklamalarını bir kere daha dinleyelim. Evet Melik. Evet. Yaptığım açıklamayla tümüyle kendi tespitlerimi, kişisel görüşlerimi ifade ettim. Bu cümle önemli. Niye cümle halinde? Ben şöyle sordum. Şimdi sabahtan beri şöyle bir tartışma var. Hatta bir takım CHP'li hesaplarında da yorumlar vardı hani. Ya Meral Hanım Cihan Bey'i konuşturdu. Aslında Meral Hanım bu görüşleri. Dolayısıyla Meral Hanım Cihan Bey'i tam da masa toplantısında olduğu gün konuşturdu. Hani böyle bir şey var mı diye biraz da ona yanıt anlamında. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Meral Hanım'ın birini konuşturmasına ihtiyaç yok. İyi Parti'de zaten kiminle konuşsan aynı şeyleri söylüyor. Tabii, evet tabii. Devam edelim. Bu uzun sürede de aslında devam eden şey sanırım Cihan Bey bu kadar böyle kriz olacağını da kestirememiş. Ben görüşmede anladığım oydu. Çünkü zaman zaman bu tür itirazlar zaten dile geldi dedi. Bir düşündüm evet daha önce Koray Aydın getirdi. Cihan Paçacı daha önce bir daha getirdi. Ya telefonda Kavuncu getirdi. Söyleyen, tabii. Açık kaynaklardan da röportaj şeklinde de. Evet. En az 5-6 tane isim bunu net ifade etti. Fakat yok. Timing problem. Zamanlama maniler. Evet diyorsun. Yani altın masanın olduğu toplantı ve tam da adayının konuşulduğu bir zaman problem. Ya bu hani belki onu tahmin edemedi. Dolayısıyla şöyle yaptığım açıklamayla tümüyle kendi tespitlerimi, kişisel görüşlerimi ifade ettim. Ancak benim açıklamalarım üzerinden altılı masada bir kriz yaratılmak istendi. Bunun üzerine altılı masa toplantısı devam ederken Genel Başkan Meral Akşener ve parti yönetimini zor durumda bırakmamak adına istifa etme kararı aldım dedi. Bu aradan İyi Partililim devam ediyor dedi. Yani sadece Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ettim. Zaten milletvekili değil. Ama hani başkanlık divanında devam edebiliyorlar mı tüzüğü bilmiyorum. Yani İyi Partili olarak ben siyaseti sürdüreceğim dedi. Peki kırgın mıydı, kızgın mıydı, ne anladın? Ya vallahi şöyle, ya yanlış anlaşıldığını düşünüyor. Dolayısıyla böyle bir şey ortaya çıkması üzmüş onu doğal olarak. Yani hani bu kadar kıyamet koparacak bir şey değil. Ben tespitlerimi dürüst ve samimi bir şekilde ifade ettim diyor. Kendi gördüklerimi ifade ettim. Olmayan bir şey yaratmadım ya da bir şey engelleme çabam yok benim. Bir sohbet ve ben de hani böyle altın masa inceleyip sıkı dokuyor. Ben de sahada gördüklerimi, tespitlerimi Cihan Paçacı olarak, bir siyasetçi olarak yani İyi Parti'nin kurumsal kimliğinden bağımsız Cihan Paçacı olarak ifade etme ihtiyacı duydum diyor. Peki bu tespitler İyi Parti'de genel kabul gören tespitler midir? Ben öyle düşünüyorum. Şimdi şöyle çünkü daha önce sevgili Hande... Şimdi o yüzden dedim mesela ilk bu çıkışı yapan Koray Aydın'dır. Uzun da bir röportaj vermişti Koray Aydın. Kemal Bey'le olmaz. Yani bunu o muhtemelen kendi de hesap edecektir demişti. Sonra Sayın Paçacı bir açıklama yaptı. Peşinden Sayın Paçacı ile ben de konuştuğumda hatta gazeteye o dönem manşet yapmıştık. Daha altılı masa karar vermeden her şeye ben demeniz ve sürekli kendinizi dayatma cümlesini kurmuştu. Dayatmayı çok doğru bulmuyoruz demişti. Peşinden Yavuz Ağarelioğlu birkaç kere yaptı bunu. Burak Avuncu yaptı. Ya bu açık ve hani aleni kaynaklar. Hiç il başkanlarını falan saymıyorum. İl yöneticilerini, milletvekilleri var.
bir tane en son Ankara milletvekili Halil İbrahim Oral. Halil İbrahim Oral, o var. İl başkanları toplantısında söz alan 30'a yakın kişi. Orada var. Benzer şey. Şimdi bunlar açık kaynaklar. Bir de birebir sohbetlerimizde mesela benim de tanık olduğum çok şey var. Yani mesela aynen böyle ifade. Yani Kemal Bey hani dürüst bir insan, nazik bir insan ama kazanabilecek bir aday mı emin değiliz diye bana defalarca bu cümleler kuruldu. Kazanabilecek aday ifadesini yöneticiler... ilk kullanan zaten Akşener. Bravo. Şimdi dolayısıyla bu sohbetlerde de ifade ediliyor bu. Ve hani ben dediğim gibi Cihan Bey'in timingi problem. Yani altın masa toplantısında olduğu için. Sonra ben... Çok özür dilerim, sana bir konuda itiraz edeceğim. Hangi ya, konuda? Şimdi sadece timing falan problem değil burada arkadaşlar. Bakın burada yani kim nasıl anlarsa anlasın. Ya bak yine insanlık suçu işliyorlar. Bak bu olmaz Hande. Nasıl? Ya nasılı var mı? Şimdi Nagihan Alçı'nın yazısında ne diyor? Mezhepsel sebepler diyor. Ya bu çok ayıp bir şey ya. Ya biz bu ülkede 2023 yılında hala bir insanın etnik kökeni ve mezhebi üzerinden böylesine bir ayrımcılığa tabi tutulmasını normal karşılamayalım arkadaşlar. Bakın şimdi Halil İbrahim Oral aynı şeyi söyledi, özür diledi. Peki, ama galiba bu Nagihan'ın çıkarımı. Hayır, Nagihan'ın çıkarımı değil. Yazıda tam Nagihan, da öyle oldu. O hayır yani. Bak oku. Bak şimdi bu... Yani bu genç kuşaklar için Avrupa'nın... Parantez içinde de acaba o bunu mu diyor hayır, bak, diye koymuş oraya. Hayır hayır şey diyor. Cihan Paçacı'nın böyle endişeleri var, bu benim için sorun değil diyor. Nagihan Alçı onu belirtiyor. Hı. Şimdi bak Avrupa'nın en genç ülkesiyiz. Ya lütfen bu ülke geçmişte bunun çok acılarını çekti. Maraş olayları, Çorum olayları, Sivas hadisesi. Ya lütfen bu çok yüce ulvi siyasi hedefleriniz için artık insanların mezhepsel... durumlarını, etnik kökenlerini toplumun önüne bir sorunmuş gibi koymaktan vazgeçin. Eğer anlaşamıyorsanız anlaşamıyoruz deyin. Yok eğer anlaşacaksanız artık bunlarla toplumun karşısına çıkmayın. Bak inan bu çok en kritik, en skandal yer burası ya. Ben sana söyleyeyim. Ya ha şimdi o bölümün şu, tamamını sevgili Melike, istedim doğru mu değil mi diye. Sevgili Melike şunu söylemiş ya. Efendim masada bir kriz varmış görüntüsü verme. Ya nasıl bir kriz yok ama işte. Ama bir dakika, bir dakika. Bunu da okuyayım. Sözcüleri Kürşat neydi? Zorlu değil mi? Diyor ki bugün böyle bir dakika tam başını bulayım size. Bugün bir köşe yazısında Genel Başkan Yardımcımız Cihan Paçacı'nın bazı açıklamaları kamuoyuna yansımış ve ardından maksadının dışına çıkartılmasıyla birlikte Millet İttifakı'nın iradesine ve birlikteliğine zarar veren nitelikte bir tartışma alanının ortaya çıktığı görülmüştür. Evet, aynı böylesine şey. Kritik bir gün ve süreçte bu temel kaygı ve hassasiyetler doğrultusunda Sayın Paçacı kendi iradesiyle partimizdeki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifade ederek saygıdeğer bir sorumluluk örneği sergilemiştir. Ben bunun açıkçası... kendi iradesi olduğuna inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Ben de inanmıyorum. Çünkü Paçacı DYP'den beri tanıdığım çok kıymetli, Sayın Bakan da çok iyi tanır. Aynı zamanda çok tecrübeli bir isimdir. Ben... Zaman zaman Akşener'le baş başa görüşlerini paylaştığını ve Akşener'in özel önem verdiğini biliyorum. Partinin aslında... beyinlerinden bir tanesi politikalar belirlenirken. Dolayısıyla yani işte kendisi istedi, kendisi isteyen isim zaten karşılamada orada olmaz. Gelmez. Tamam mı? Ayrıca da açıklama böyle yapılmaz. Masada süs kriz var diye. Melike söylediği sözler. Bak bir şey. Toplantıda, altılı masa toplantısında Sayın Akşener Cihan Paçacı'nın bu özür açıklamasını okuyor. Ve istifa kararı arkasından geliyor. Toplantı devam ederken geliyor. Bir dakika. Yani... Bir perde arkası çok önemli bir kulis bilgisi de Zafer'den söyle. Yani toplantıda okunuyor. Bu konu demek ki gündeme geliyor. Cihan Paçacı'nın açıklaması öyle. Orada okunuyor. Ve arkasından istifa kararı geliyor. Demek ki Kemal yani Bey gündeme getiriyor bunu. Seninle aynı noktadayız. Burada kendi iradesiyle bir istifa falan söz konusu değil. Bir de şu var. Bu bugün CHP'yi gerçekten çok rahatsız etmiş. Ve bir hani İyi Parti ile aralarında geçen başka diyaloglar da söz konusu. Ama anlaşılıyor ki ne toplantı... Ne gibi başka? Toplantı, ya şu benim az önce söylediğim şeyi onlar da söylüyorlar haklı olarak. Neden bu konuyu sürekli öne çıkartıyorsunuz? Yani Zafer, bir siyasetçinin, çok özür dilerim, bir siyasetçinin, bir genel başkanın ikide bir de
yok efendim mezhep, yok efendim etnik köken. Bir dakika bak ama yani o bölümü bir şöyle yapalım istersen. Ciddi bir kriz. Paçacı üzülerek toplumdaki mezhepsel ön yargıları işaret ediyor burada. Evet. Ama ben Nagihan Alçı olarak işte ben de onu söylüyorum. Bu ön yargılarla mücadele etmemiz gerektiği kanaatindeyim. 2023 Türkiye'si böyle ön yargılara teslim olacak bir ülke olmamalı. Onu Nagihan Alçı söylüyor işte. Dipnot olarak koymuş ama Paçacı'nın ağzından doğrudan böyle bir ifade yer vermemiş. Diyor ya işte Paçacı diyor mezhepsel endişeleri ama dile getiriyor. Ben bunlarla sizi canlı yayına gerektiğini diyor. Sizi doğrulayan bir şey anlatayım. Şimdi ben bir CHP yöneticiyle konuştum. Hani ne oluyor ne bitti diye. Kemal Bey toplantıya gitmeden önce genel merkezde bir küçük çekirdek toplantı yapıyor. Ve bu orada gündeme geliyor. Parti yöneticisi rahatsızlığını ifade ediyor. Kemal Bey de rahatsız olduğunu söylüyor. Sonra şeye gidiyor. İşte genel merkeze gidiyor. Az önceki fotoğraf var ya karşılamada. Hı. Yani Cihan Bey de karşılamada var. İddia o ki altılı masada Kemal Bey bu rahatsızlığını ve tepkisini ifade ediyor. Bunun üzerine Meral Hanım toplantı bitmeden Cihan Bey'in istifa etmesini istediği yönünde bir bilgi var CHP kaynaklarında. Açıklamayı okuyor, ondan sonra da istifasını istediği etmesini, yönünde. Evet, toplantı bitmeden. Tabi bu arada Cihan Bey konuşmak sürerken isterse gece görüşü kendisine açıktır. Peki sizdeki bilgileri alayım İsmet Bey, sonra şimdi genel değerlendirmeler soracağım. Ben başka bir şey daha dikkatimi çekti yani bu açıklamada. Şimdi şöyle bir soru soruyor, şayet böyle bir şey olursa İyi Parti bu konuda itirazını şeyi soruyor. İYİ Parti Kemal Bey'in adalet talebini masaya geldiğinde ne yapacak diye soruyor. Paçacı da diyor ki şayet böyle bir şey olursa İYİ Parti bu konuda itirazını kayda geçirmiş olur. Ondan sonra iki ihtimal var. Ya Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisine diretir diyor. O bölüm var mı arkadaşlar? Bir onu görelim o zaman. Şöyle Kemal Bey kendi adaylığında diretirse çoklu aday olur. Evet. Sizce hangisi olası İYİ diyor? İYİ Parti'de genel hava Ekrem Bey'den yana ama İYİ Parti kendi adayını çıkaracaksa bu asla CHP'li bir isim olmaz. Ekrem Bey de böyle bir sıcak bir şeye sıcak bakmaz geliyormuş. Evet geldi. Ama İYİ Parti kendi adayını çıkaracaksa bu asla CHP'li bir isim olmaz. Ekrem Bey de böyle bir şeye sıcak bakmaz. Böyle bir durumda İYİ Parti kendi içinden bir isim çıkarır. Yani Kemal Bey kendi adaylığını diretirse çoklu aday olur. Şimdi acaba bir şey söyleyeceğim bu arada. Bu açıklamaları yani siz de ben de yeni duymuyoruz değil mi? Evet. Evet. Konuştuğunuz her İYİ Parti size işte bunları söylemiyor mu? Yani bunu Zafer bana itiraz etti ama ben şuna kadar bak yazdım. Şöyle. Çoklu aday olursa doğru itiraz etti. Yani mesele yalnız sadece burada ben acaba Meral Hanım ve çevresini doğru değil. Şu alttaki bölüm rahatsız etmiş olabilir mi? Böyle burada kendi içinden İYİ Parti kendi adayını çıkaracaksa asla Ekrem İmamoğlu olmaz tarzında bir açıklama. Hayır şöyle söyleyeyim ben bunu yazdığım için söyleyeyim. Şimdi çoklu aday çıkarsa acaba İYİ Parti Akşener'i mi çıkaracak sorusunu ben İYİ Partili yetkililere sorduğumda hayır yanıtını net olarak aldım. Neden diye de sordum. Evet. Çünkü rakamlara baktığınızda çoklu aday çıkarsa Kemal Bey Millet İttifakı'nın çoklu adayında birinci sırada yer alır dediler. Ve ikinci sıraya Meral Hanım yerleşir dediler. İki kez Cumhurbaşkanlığı adaylığına girip ikisinde de kaybetmiş bir lider olarak partide zora girer. Onun için aslında bazı isimler Akşener'in, kendisinin de burada bu lafı var bu arada Cihan Paçacı'nın alınmamış o bölüm. Akşener'in aday olmaması, çoklu aday olunması durumunda Akşener'in aday olmaması yönünde düşünenler var. O isimlerden biri de Cihan Paçacı. Bunu Nagihan'a da söylemiş zaten. Fakat bendeki başka bilgiler var. Ben Sayın İmamoğlu'nun etrafındaki insanlarla konuştuğumda onlar İmamoğlu aday olmak istiyor. Bu konusunda Akşener'e açtı ve oradan önemli ölçüde destek aldı şeklinde bilgi verdiler. Nasıl? Yani, bir daha. Hatta bakın onu ben yazdım da şurada tam okuyayım bir yanlışlık olmasın. İsmet abi ararken ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Evet. Bak. Şimdi öyle bir durumdayız ki kitabın ortasından konuşmak lazım. Bak bu açık bir siyasi operasyondur. Kimse bizim algılarımızla oynamasın. Bu operasyonun adı şudur. Tam altılı masanın en kritik toplantısının yapılacağı gün sabahın 11'inde bir internet sitesinde bu yazı yayınlanıyorsa
Yine meşhur rahmetli Mahir Kaynağı gitmek lazım. Bu iş kime yarar? Ya da bu işin doğuracağı sonucun kime yarayacağı tahmin edilir? Kime yarar? Ekrem İmamoğlu'na yarar tabii ki. Yani şimdi burada ne diyor Cihan Paçacı? İyi Parti'de genel hava diyor, Ekrem'den yana diyor. Yani Kemal Bey'in tam netice alacağı Kılıçdaroğlu'nun, tam böyle adaylığının artık böyle altının kalın çizgilerde çizilmesinin beklendiği toplantı öncesinde masanın ikinci büyük partisinden böyle bir açıklama gelmesi ne hayatın olağan akışına, hele hele siyasetin olağan akışına hiç uygun değildir. Ben bizi izleyen değerli ya izleyicilerimiz için net fotoğrafı, çıkmaz o isim bak, dedi. Ben net fotoğrafı bir şekilde buraya koymuş olayım. Tamam. Bu production var ya, production'lar. Net bir İYİ Parti Ekrem İmamoğlu prodüksiyonudur. Çok da fazla bence yorum yapmaya da gerek yok. Söyledikleri şu, yani ana hatlarla söylüyorum. Yani telefonda da konuştum bir kısmıyla, bir kısmıyla daha farklı temaslarım oldu. Umre'ye gidişi, arkasından iller ziyareti, hepsi diyor adaylığın bir parçası. Bu konuda çok kararlı diyor. Bu Ekrem İmamoğlu için konuşuyorlar. Artık geri dönüşü yok. Başkan kılıcı çekti diyorlar. Arkasından devam ediyorlar. Adaylık konusunu Akşener'le de konuştu. Altılı masadan çıksa da çıkmasa da aday olacak diyor. Yani kendisi oradan çıksa da çıkmasa da. İyi Parti arkasında duracak. Bu konuda eğilim yüksek. Zaten Cihan Paçacı da aynı şeyi söylüyor. Masada resleşme kaçınılmaz diyor bu konuda. Sonrasını hep birlikte göreceğiz diyor. İş dünyasından bazı insanlarla da konuştum. İş dünyasında da hemen hemen aynı bilgiler var. Yani onlar da aynı şeyleri söylediler. Yani iş dünyasına göre de Ekrem Bey hazırlık içinde mi? Hayır, Ekrem Bey'in kesinlikle aday olmaya hazır olduğu, yani bu konuda kararlı olduğu şeklinde. Şu da çok önemli. Cihan Paçacı'dan onu arıyordum. Parti yetkili kurulları şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil. Ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım konuyu yetkili kurullara getirecek. Orada nihai bir karar alınacak diyor. Yani partinin, İYİ Parti'nin yetkili kurullarının da Kemal daha Kılıçdaroğlu ismine sıcak bakmadığının altını çiziyor. Daha önce bunu net açıkladılar. Hatta şöyle konuşmalar geçti aramızda. Bana mesela şunu sordular. Dediler ki, diyelim ki Kılıçdaroğlu aday, İmamoğlu da aday. Hangisi daha çok hayal? Yani ikinci tura hangisi kalır? Ben bir dedim, kere ikisi aday olmaz. Hayır, yani onların ben söylediklerini söylüyorum. Yani eşyanın tabiatına aykırı. Mesela, partiden bakın. Şimdi ona geleceğim de size şunu sorayım ben. Ben yani şu ana kadar lafa girmedim. Çünkü evet, hep varsayım. Ya Ekrem İmamoğlu'na ayrı dedi, konuşacağım. Çünkü evet, başkanlar gitti, Kemal Bey'le konuştu. Ona kadar gerçekçiydi, soracağım. Evet. Şimdi Sayın Bakan, şunu mu diyelim? Kılıçdaroğlu Paşacı'nın başını mı yedi? Akşener Kılıçdaroğlu'cu mu oldu? Bu kadar yılların siyasetçisi Paçacı bu toplantı öncesinde gerçekten kendi görüşlerini mi söyledi, yoksa partinin haberi bence var mı? Bence Paçacı sizinle burada yaptığımız bütün programlarda söylediğimi tevsik etmiş oluyor. Yani belgelendirmiş oluyor. Diyor ki bu işi yetkili kurullar verecek. Bu ne demektir? Şu aşamaya kadar aday konusunda, hani altı masada altı lider oturup da şu aday olacak, bu aday olacak diye bir karara varmamış. Nitekim son sözü o. Bunu, bu nihai değil. Karar eğer birbirimizi ikna edersek veririz. Şimdi burada Sayın Paçacı'nın bu bence çıkışının işaret ettiği yer orası. Yoksa bu böyle demiş, diğeri şöyle yorumlamış, önemli değil. Mezhepsel açıdan daha evvel tartışması yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda kesinlikle gündeme gelmeyecek, reddediyorum diye tavır koydu. Yani rakip taraf da tavır koydu. Bu konuda da Ekrem İmamoğlu'nun böyle aday olmak için İYİ Parti'yi kullanma diye bir durumu olmaz. Siyasi hayatı biter. Ekrem İmamoğlu bırakın aday olmayı, aday olmadığı takdirde üzerine biçilen şu andaki gömlek ne? İleride CHP'nin genel başkanlığı. İleride CHP'nin genel başkanı olmayı düşünen bir kişi CHP dururken başka bir partinin adayı olarak çıkmaz. Ama
kendisi partisi tarafından aday gösterilirse İyi Parti'den en büyük desteği görür. Peki ona geleceğim ama şu bir önceki grafik bir daha gelebilir mi? Ama sonuç itibariyle diyor ki sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz. Bu itirazı İyi Parti olarak görmezden gelemeyiz. Kemal Bey'i onaylayacak noktada değiliz. Ya sokakta Kemal Bey'e itiraz var. Bunu da bir hangi İyi sokak? Hangi sokak? Yani burada sokak adı vermemişler. Tabii hangi sokak? Etraf konuştukları birkaç kişi, 100 kişi, 1000 kişi. Yani buradaki olay şu. Şu anda Kılıçdaroğlu adaydır, aday olmuş denmemiş ki olursa ne olur diye biraz evvel söyledik. Halil İbrahim Ural dile getirdi bu konuyu. Sonra gitti kendisi özür diledi. Bu da yanlış yaptım filan. Yani bu konudaki kişisel düşüncesi hani her yönüyle tartışmak, düşürmek durumundayız ama asıl mihenk taşı son şey cümlesi. Ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına gelmiyor. Yani peki bir şey soracağım. Şöyle. Bunun çok daha ağır Hande, küçük ağırlarını... bir ekleme yapabilir miyim? Evet. Bakın, Hande beni konuşturmadığı için şimdi şimdi CHP hemen başladı. Hayır. Şimdi dakika bir gol bir. Başla. Zafer, evet. Bugün ben hazırlıyım. Siz başlayın. Yok, hani Zafer itiraz etti ya, dedim yani timing. İşin bir bölümü daha vahim anlamda söyledi. Ben Zafer'i gayet iyi anladım da. Şimdi mesela CHP'de konuştuğum yönetici diyor ki tam da adayın tartıştığı bir günde bu sabotajdır. Bak bu kelime var ya, bu sabotajdır. Şimdi bir dakika ben, ama şunu merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Bunun çok daha ağır açıklamalarını yapanlar oldu. Bak bir dakika. Algılama İyi Parti'den şeklinde geldi açıklama galiba, değil mi arkadaşlar?